Grazie. Hadi yürü. Yürü. Alper, Alper. Bırak bunu şimdi. Evet değerli Ayvalık TV izleyicileri, bugün yayınımızı Ayvalık Perşembe Pazarı'nda yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi Ayvalık Pazar yerinde esnaf arkadaşlarımız bugün güzel satışlar yapıyor inşallah. Esnaflarımızdan Albert Baharat'ın kurucularından bir abimiz var. Kendisini tanımak üzere mikrofonu uzatıyoruz. Merhabalar efendim, Ayvalık Televizyonu'ndan geliyoruz biz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben Şevket Bağkazan. Aslında Altınovalıyım. 48 seneden beri Ayvalık'ta oturuyorum. Bu işi kaç yıldır yapıyoruz? Bu işi 60'ta başladım. Evet. Devamlı Ayvalık'taydınız. Tabii tabii. Yani benim şu arada baharat yaptığım şu Ayvalık'ta karabiber nedir bilmiyorlar. Ben bu işe başladım ve küçücük küçücük bunu yaptırıyordum. Bununla satış yapıyordum. Küçük bir tezgah. Pekala, Ayvalık Televizyonu'nu kurduk. Aşağı yukarı bir hafta oldu kurulalı. Bu konuyla ilgili sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl? Ayvalık Televizyonu'nunla ilgili düşünceleriniz nedir? Evet, biz Ayvalık Televizyonu'nu Ayvalık için kurduk. Ayvalık öyle bir yer ki, Ayvalık'ın insanları da çok iyidir. Hani saygılıdır, yani yardımseverdir. Evet, Ayvalık Televizyonu'nu biz Ayvalık'ta kurduk. Ayvalık Televizyonu'yla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ayvalık'ta böyle bir şey yoktu, televizyon yoktu. Televizyonunu kurduk. Nedir düşünceleriniz? Olması gerekli miydi bir televizyon? Çok iyi bir şey. Öyle bir şey yoktu burada Ayvalık'ta. Onu yaptınız, çok yani iyi bir şey oldu. Amacımız zaten hem Ayvalık'ı tanıtmak hem de Ayvalık esnafını tanıtmak, Ayvalık'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak. Bu konuyla ilgili tabii ki sizin de düşüncelerinizi alacağız, fikirlerinizi alacağız. Bize pekala bu konuyla ilgili çok kısa bir düşünceniz alabilir miyiz? Ya siz böyle yardımcı olduktan sonra çok iyi olur Ayvalık için. Yardımcı olmanız lazım. Yani böyle mesela bir kuruluş yaptınız. Sık sık böyle bu kuruluşu ilan edin. İnşallah, inşallah. Amacımız zaten Ayvalık esnafı ve Ayvalık halkıyla iç içe olmaktır. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için bu yoğun bir günde. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü ilk röportajımızı Ayvalık Perşembe Pazarı'nda Albert Baharat'ın kurucularından değerli abimize yapmış olduk. Röportajlarımız devam edecek. Evet, Ayvalık TV izleyicileri, Ayvalık Perşembe Pazarı'nda röportajlarımız devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bir abimiz var, yanımıza geldi. Ayvalık ITV'nin ITV Aydın TV'si mi diye soru sordu. Bize hayır dedik, Ayvalık'ta kuruldu. Ayvalık ITV olaraktan. Pekala beyefendi, sizi tanıyalım. Adım İrfan Bağ. Kendim Aydınlıyım. 37 senedir Ayvalık'ta oturuyorum.
artık Ayvalık oldum sayılır. Evet, hoş geldiniz. Ama ITV görüntüsü burada olarak dedim, zannettim ki memleketim olan Aydın'ın televizyon ekibi buraya geldi zannettim. Onun için merak ettim, sordum size, sağ olun. Siz de Ayvalık TV olduğunu söylediniz. Pekala, Ayvalık ITV ile ilgili düşünceleriniz nedir? Onu alabilir miyim lütfen? Bu Ayvalık'ımız için değil mi? Vallahi insan halkımızla uğraşan, ne bileyim yani, halkın dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenirseniz çok faydalı olacağını ben yürekten katılıyorum yani. İsterim halkın gerçekten böyle bütün sorunlarıyla, pahalılık, şimdi bugün pazar yerindesiniz. Pahalılık söz konusu. Artık bunun vatandaşımızı nasıl yansıdığını görüyoruz. Amacımız da o zaten. Amacımız Ayvalık'taki yaşayan halkın sorunlarına bir nebze de olsa faydamızın olması. Ayvalık'ın sorunlarını öne çıkartmak, Ayvalık'ı tanıtmak, Ayvalık'ın reklamını yapıp tüm dünyaya Ayvalık'la ilgili her şeyimizi paylaşmak istiyoruz. Bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar dilerim. Kolay gelsin işlerinizde. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli Ayvalık TV izleyicileri, yayınımız Ayvalık Perşembe Pazarı'ndan devam ediyor. Kısa röportajlarla hem esnafın hem halkın düşüncelerini alıyoruz. Yine bir Ayvalık Perşembe Pazarı'nın çok güzel tezgahı olan meyve ve sebzeleriyle hem kalitede hem de fiyatlarında ihtinalı bir çalışma yapan bir esnaf arkadaşımın yanındayız. Kendisiyle ilgili çok kısa bir röportaj yapacağız. Hem Ayvalık TV hakkında düşüncelerini öğrenmek istiyoruz, hem de bugün Ayvalık Pazarı'nda esnafın ve fiyatların ve halkın nabzını kendisinden öğrenmek istiyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Bilal Aydoğdu. Evet Bilal Bey, bugünkü Ayvalık Perşembe Pazarı'nın fiyatlarıyla ilgili çok kısa bir düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii ki. Şimdi tarlalar artık bittiğinden dolayı, seralar tam devreye girmediğinden dolayı birkaç gündür fiyatlar oynamaya başladı. Tabii ki bu yani devam etmek mecburiyetinde. Çünkü neden derseniz, tarlalar bitti. Tarlalar bitince seralar başladı. Tam anlamında başlamadı. Başladığı zaman da fiyatlar fark ediyor. Pekala, bu bir mevsim geçiş dönemi olabilir mi? Tabii ki muhakkak ondan tabii. Zamanla fiyatlarımız da inme gibi. Tabii ki havalarımız ısındığı zaman gene iklimin de çok önemi var. İklimimiz normale döndüğü zaman tabii ne oluyor, bu sefer sıcaklar olunca seralardan mal fazlalaşıyor. Mal fazlalaştığı zaman fiyatlara bu yansıyor tabii. Evet. Ama tabii ki havalar soğuk gittiği zaman biliyorsunuz mal da gidiyor. Maliyetler de düşecek. Tabii ki muhakkak. Tabii ki maliyetler düşecek. O zaman halkımıza yansıyacak. Evet, inşallah diyoruz. Pekala, biz Ayvalık TV olaraktan çok kısa bir zaman içerisinde böyle bir çalışma başlattık. Yani Ayvalık'ın artık bir televizyonu var. Bu konuyla ilgili sizin de düşüncelerinizi almak isteriz. Öncelikle sizlere bu programı yaptığınız için sonsuz teşekkür ederim. Ayvalık'ın böyle programlara çok ihtiyacı var. Evet. Ayvalık aslında çok güzel bir yer. Tamam mı? Ama tanıtımda çok geç kalınmış. Evet. Tabii bunları sizle aşacağız Allah'ın izniyle inşallah. İşlerinize başarılar dilerim. Biz de yapmış olduğunuz operasyondan dolayı da size sonsuz teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bize fırsat ayırdığınız için. Evet değerli Ayvalık TV izleyicileri, Ayvalık Perşembe Pazarı'ndan röportajlarımız devam ediyor. Evet değerli Ayvalık Televizyonu izleyicileri, şu an yine Ayvalık Perşembe Pazarı'ndayız. Röportajlarımız hızıyla devam ediyor. Ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir meyve ve sebze tezgahı olan bir arkadaşımızın tezgahındayız. Ve hemen burada bir bayanla görüşmek istiyoruz. Kendisi meyve almak için tezgahımıza geldi. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Özlem. Meyvelerimizi taze ve kaliteli olduğu için her zaman buradan almayı tercih ediyoruz. Tüm Ayvalıklara da burayı tercih etmelerini söylüyorum. Pekala, bugün Ayvalık Perşembe Pazarı'ndayız. Fiyatlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Fiyatlar birazcık pahalı. Ama kaliteyi yine arıyoruz. Kaliteli olduğu için de burayı tercih etmeye çalışıyoruz. Fiyatların mevsimle alakası olabilir mi sizce? Evet, mevsimle alakalı ve geçiş dönemi olduğu için, yazdan kışa olduğu için bir geçiş dönemi. O yüzden böyle bir pahalılık söz konusu olabilir. Bunu düşünüyorum. Pekala, biz Ayvalık Televizyonu'nu, Ayvalık TV'yi aşağı yukarı bir hafta oldu kuralı.
Ayvalık TV ile ilgili düşüncelerinizi çok kısa bir şekilde alabilir miyiz? Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Umarım her şey kalıcı ve güzel olur. İnşallah amacımız da o. Hem Ayvalık'ın sorunlarına çözüm bulmak hem de Ayvalık'ı tanıtmak amacıyla Ayvalık TV'yi kurmuş olmaktayız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, değerli Ayvalık TV izleyicileri, şu an yine Perşembe Pazarı'ndayız ve görmüş olduğunuz gibi bir domates tallası şeklinde olan bir tezgahın önündeyiz. Ve bu tezgahın sahibi olan değerli arkadaşımız Mehmet kardeşimizle birlikteyiz. Öncelikle kardeşimizi bizler tanıyoruz. Sizleri de tanımak amacıyla bir tanıtalım dedik. Sonra diğer sorumuza geçeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ben domatesçi Mehmet Dondurmacı. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Domateslerimiz Çanakkale ürünüdür. Lezzetli ve ormansızdır. Evet, pekala, bir de sera ve bahçe diye ayırıyorlar. Çok farkı var. Çok farkı var. Nedir? Farkı bir lezzet farkı, bir de gübre ürünü. Bu açık tarlada yetiştiği zaman iklim olarak daha güzel oluyor. Öteki türlü olduğu zaman kapalı sera. Yani domateslerimize hormon yok diyoruz. Aynı zevki vermez yani. Pekala, fiyatlar konusunda ne diyorsunuz? Sera pahalı. Tarla şu anda 2 lira, 2,5 lira civarında. Hı hı. Ama artık 2 hafta sonra bitti yani. Bir havalar soğumasına bekliyoruz yani. Düşecek mi fiyatlar, yükselecek? Domates bitiyor. Bitiyor. Bitiyor, evet. Hı hı. Pekala Mehmet Bey, Ayvalık TV biz aşağı yukarı bir hafta oldu kuralı. Teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hayırlı olsun. Ayvalık'ımızı tanıtmak güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Organize etmişiz. Teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Ayvalık Perşembe Pazarı'nda röportajlarımız devam ediyor. Mehmet Bey'e işlerinde başarılar diliyoruz. Hayırlı kendisine olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çanakkale. Tarlada, tarlada.